Kanal ve ekranlarından mutlu akşamlar. Referanduma doğru programıyla karşınızdayız. Malum referandum oylamasına artık 8 gün kaldı. Biz de 16 Nisan'a kadar değerli konuklarımızla anayasa sürecini değerlendirmeye devam edeceğiz. Şu anda da yanımda çok değerli bir isim var. Aksu Belediye Başkanı Sayın Halil Şahin konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizleri sormalı. Evet, referandum sürecine çok az bir zaman kaldı. 16 Nisan'da Türkiye bir seçime gidecek. Yalnız referandum sürecinden önce, 3 yıl önce göreve geldiniz Aksu'da. Kısaca bir Aksu'ya değineceğiz efendim. Aksu'da neler değişti? Hangi konulara öncelik verdiniz? Onlara değinelim isterseniz. Daha sonra da uzun bir süre boyunca da referandum sürecine değinmek istiyorum efendim. Aksu'da neler oluyor Sayın Başkanım? Neler yaptınız? Şu anda belediyenin gündeminde neler var? Öncelikle Kanal V seyircilerini, Aksu'lu hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah verimli bir program olur. Öncelikle de Kanal V yeni sahibi, yani sizlere de özellikle yayın hayatına burada yeni başladınız. Teşekkür ediyoruz. Bu hizmetin inşallah hayırlısıyla düzgün bir hizmet yaparsınız diyorum ben. Çünkü basın olmadan hiçbir şey olmuyor. Basın olmazsa olmazımız. Birlikte çünkü çalışıyoruz basınla beraber. Size de başarılar diliyorum bu yeni şeyde. Ben özellikle Aksu'da hakikaten biz 3 seneyi doldurduk. 3 yılı doldurduk. 3 yıl içerisinde yerelde Aksu'nun ihtiyaçları neydi? Ne yapmamız gerekiyor? Bunları bir irdeledik. Biliyorduk da zaten arkadaşlarımıza. Bir yol haritası belirledik. Onunla ilgili de çalışıyoruz. Tabii uzun soluklu zaman alan projelerimiz var. Ama bunun yanında da her mahallede günübirlik yapılabilecek projeleri de, eksikleri de Aksu'nun taleplerini de karşılıyoruz. Büyük projelerde hakikaten zaman aldığını biliyoruz. Aksu 2008'de kurulan bir ilçemiz. 2009'dan 2014 yılına kadar bizden önce bir idareciler vardı, belediye başkanımız vardı. Bize göre Aksu hakikaten daha yeni ilçe olma yönünde mesafe aldı diyorum. Çünkü Aksu yeni kurulan ilçe, her türlü eksiği var. Yani burada plansız olarak yapılması mümkün değil. Planlamaların, yani imarının, Aksu'nun yapılması gerekiyordu bir an önce. Bunda hakikaten var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle de imarla ilgili önümüze aldığımız projeleri, çalışmaları bitirmeye başladık. Bu bittiği zaman zaten Aksu artık kendi göbeğini keser bir hale gelecektir. Zaten merkezde şu an imarla ilgili yaptığımız çalışmalar, işte özellikle bitirdiğimiz yerlerde Aksu'da inşaat sektöründe faaliyetlerini görüyoruz. Yani burada Aksu ile ilgili sosyal donatlarının, donat ihtiyaçlarını, yani ilçe olduğumuz, şehir olduğumuzu ortaya dökebilmemiz için mutlaka o ilçenin, o şehrin diyelim, sosyal donatlarının yaşanabilir olma yönündeki ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Biz merkezde şu an Allah'a şükür artık şablon oturmaya başladı. Şu an kent meydanımız neresidir dendiği zaman yerimizi hazırladık. Hükümet konağımız içinde kurumlar olan hükümet konağımızın yeri, projesi, her şey hazır. İnşallah bu sene başlıyoruz. Ve meydanımız da olacak, altı otopark olan. Bu şehrin merkezi neresidir? Bu meydan var mıdır? Bir tören yapacak olsan nerede yapacaksın dediği zaman bunlar yoktu mesela. Ama biz şu an olmazsa olmazımız olan hastane ile ilgili yıllardır halkımızın beklediği projeyi bitirdik. 220 dönümlük bir alanın şu an hastane yeri olarak projesi, her türlü planı, projesi hazır. 300 yataklı ve 3000 kişilik çalışanın olacağı bir hesabını yapıyoruz. İnşallah bu sene ona da başlıyoruz. Yatırım programına alındı. Her şey hazır. Burada fen işleri inşaatımızı bitirdik baktığın zaman. Aksu'nun çünkü içerisinde hakikaten çöplük halinde duran bir yerimiz vardı. Orayı da şu an boşalttık. Yerinde de kültür merkezimize başlayacağız yakında. Onun da planı, projesi hepsi hazır. İçerisinde kültür merkezi, düğün salonu ve dükkanlar olan bir iş merkezi haline getiriyoruz. Yani Aksu'da hakikaten mesire alanı diyoruz Güzelyurt'ta. Onun artık projeleri bitmek üzere. İnşallah ona da başlıyoruz. Yılların sıkıntısı, en az 20 yıllık Altıntaş'taki şehirli bölgenin
Güzelyurt, İncik ve Altıntaş'ı kapsayan 13 bin dönümlük alanın imarla ilgili sıkıntısı vardı. Büyükşehir'le beraber çalışıyorduk. İşte geçenlerde onun da müjdesini Menderes Başkanımızla beraber vermiş olduk. Yani o bölge hakikaten Aksu'yu uçuracak, üniversitenin içerisine konduğu bir projemiz var orada. Vatandaşımız yerlerinden de olmayacak, kendi yerlerine kalmak şeyiyle devlete ait olan yerlerde de üniversitede dahil büyük projeleri oralara da koyacağız. Orayı hakikaten Aksu'nun, Antalya'nın hatta vitrini hale getiriyoruz. Atatürk Mahallesi yıllarda sıkıntı olan mülkiyetle ilgili sıkıntı, işte bakanlarımız, vekillerimiz, teşkilatlarımız, bizler uğraştık, şu an tespit çalışmalarını da bitiriyoruz. İnşallah fiyatlandırmalarla da ilgili vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde bir çalışmalar olacak diyoruz. Orada da vatandaşımızı mağdur etmeden mülkiyet sıkıntısını çözmüş olacağız. Hemen hemen merkezdeki birçok mahalledeki imarla ilgili çalışmaları bir tarafa getirmişiz. Burada kapalı spor salonumuzu yapmışız, güreş sahamızı yapmışız, halı sahamızı yapıyoruz. Kapalı pazarlarımız, hakikaten dördüncüye başladık, beşincisine inşallah mülkiyetle ilgili taraf var, cihadeye de başlayacağız. Yani vatandaşımızın ihtiyacı neyse köprü de dahil, yol da dahil yapıyoruz. Yani bu sene inşallah 100 bin tonluk bir asfalt ihalesine girdik. Yani Aksu'da da asfaltsız yer bırakmamayla ilgili de çalışıyoruz. Burada Büyükşehir'den hakikaten ciddi destek alıyoruz. Onlara da özellikle teşekkür ediyorum Menderes Başkanımıza. Yani Aksu hakikaten, Aksu'da yaşayanların bir ilçesi değil konum itibariyle. Aksu'ya herkesin katkı sağlaması lazım. Biz bu çalışmaları yaparken şöyle bakıldığı zaman yerelde Aksu'nun temelini atıyoruz. Sivil toplum kuruluşları da, kanaat önderleri de dahil herkesin görüşlerini alıyoruz. Temelinde özellikle yanlış yapmamak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü o temel yanlış atılırsa sonu da arkası da sıkıntı olur diye düşünüyoruz. Yanlış yapmadığımızı düşünüyoruz. Çünkü Aksu'da şu ana kadar yaptığımız çalışmalar nereye doğru bak gelmiş diye bakıyorum. Aksu'ya rağbet artmış mı? Dışarıdan nasıl gözlemleniyor diye. Bizim 3 yıl önce 80 lira dediğimiz arsalar şu an 10 katına doğru çıktığını görüyoruz. Aksu'daki daire fiyatlarına bakıyorum. Antalya'dan geri kalmıyor. O zaman Aksu'nun bu köprülü kavşaklarıyla, raylı sistemiyle, eksposuyla, ıslah projeleriyle, şu önümüze aldığımız büyük projeleriyle Aksu artık yaşanabilir hale geliyor. Yol ağlarıyla örüldüğü zaman ne olur diye bakıyoruz. Kuzey Çevre Yolu'na bakıyorum, Alayın Otobanı'na bakıyorum, şu an devam eden yollarımız. Yani buradaki tren projeleriyle bakıldığı zaman Aksu hakikaten yol ağlarıyla örülen bir ilçemiz olacak. Tarımı da, turizmi de, ticareti de hepsi olacak. Zaten şu an tohum sektörüyle, fide sektörüyle bakıldığı zaman Aksu Türkiye'de bir marka. Yani birçok ilde, ilçede olmayan tohumculuk bizde, fidecilik bizde. Turizmdeki yatırımına bakıyoruz. Denize de yatan kısmımız var. Otellerde hakikaten standardı diğer ilçelere göre bizdekiler daha standardı yüksek. Yani burada tarım sektöründeki özellikle Aksu'nun ıslah projesinden dolayı da ovadaki sel, su olayından da kurtuluyoruz. Aksu seralarla daha da tarımın önüne açılacaktır. İş çevrelerinin yapımı da önünü açmış oluyoruz. Çünkü toplulaştırma, yani tarım imarından dolayı yol olayını çözüldüğü için 75 artı 75 olarak ev projesini de önünü açmış olduk. Yani Aksu hakikaten ileriye dönük bakıldığı zaman 2008'den bu tarafa mesafe alıyoruz. Ama bize verilen süre inşallah 3 senesini doldurduk ama önümüzdeki 2 yılı da çok iyi değerlendirerek Aksu'nun temelini atıp bundan sonra da Aksu koşar adımlarla ilerleyecektir. Bizim Aksu'nun şu an 450 bin dönümlük bir alana sahip bir ilçemiz var. Burada 70 bin nüfus bize göre azdır. Ama bakıldığı zaman da çevirdiğimiz paraya da çok da iyi değiliz. Ama Aksu'da çivi dahi çakılmayan bir pozisyonumuz vardı. İnşallah bu projelerle önümüze aldığımız imar çalışmalarıyla Aksu bana göre Antalya merkezinden çok daha iyi bir konuma gelecektir. Bunu da zaten gözlemliyoruz. Aksu herkesin uğrak yeri olduğu için herkesin de katkısına ihtiyacımız var. Onun için biz de diğer sivil toplum kuruluşları da Aksu'ya ilgi göstermesi lazım. Gösteriyorlardı zaten. Herkesin de desteğini almamız lazım. Aksu'da tabiri caizse yeni bir ilçe oluşturuluyor. Bu ilçenin içerisinde
Türkiye'nin olmazsa olmazı tarımı da var, turizmi de var, ticareti de var, hepsi var. Bunların hepsine sahip çıkmamız lazım. Neticede bu çalışma uzun soluklu bir çalışma. Temel düzgün atılırsa sonu gelecektir. Bu güzel yurttaki mesire alanımız 420 dönümlük bir alan. Bakıldığı zaman bu şekilde Antalya'da bir başka mesire alanı yok. Yani Altıntaş'taki projelerimize bakıyoruz. Altıntaş 13 bin dönümlük bir alan olarak bakıldığında yeniden bir aksu daha olacak şekilde bir pozisyonu var. Eskiden yapılan bazı yanlışlıklar var. Revize çalışmalarımız var. Tabi bunlar zaman alıyor. Tabiri caizse önümüze aça aça gidiyoruz. Evet başkanım, hiç şüphesiz ki çalışmalarınız sayesinde Aksu değişen çehresiyle Antalya'nın parlayan yıldızı hali gelecektir diyelim. Ve gündemimiz referandum. Sayılı günler kaldı. Yaklaşık bir hafta kaldı. 8 gün kaldı. Siyasetin değişmeyen gündemi şu anda. Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın bile gündeminde Türkiye'deki referandum. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin olarak referandumda neden evet diyeceğiz? Neden evet diyeceksiniz? Zamanlaması sizce doğru mu referandumun? Geç mi kalındı? Erken mi? Bunları sizden cevaplarını alalım Sayın Başkanım. Şimdi belediyecilik, tabi bize verilen görev, partimizin, vatandaşın bize verdiği görev yerelde hizmet üretmek, hizmet yapmak. Ama şu an önümüzde 1923 yılından bu tarafa özellikle bu ülkenin önünü açabilecek tüm geçmiş liderlerin tek ses çıkardığı özellikle başkanlık sistemi. Yani burada bu ülkenin önünü açabilecek, istikrarlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak çift başlıktan kurtulmakta özellikle bakıldığı zaman var işin içinde. Bu ülke başkanlık sistemiyle ilerler. En iyi o şekilde ilerler denmiş. Ama nedendir? Kısır siyaseti biz bir türlü aşamamışız. Yani burada siyasetin üstünde, siyaset dışı bir konuyu özellikle siyasete indirgeyerek şu an anlatılmaya çalışılıyor bazı kesimler tarafından. Burada da en büyük yanlışlık da bu olur. Yani burada sağcısı da olsa, solcusu da olsa normalde şu an ülkenin önünü açabilecek, bu ülkenin geleceğe istiklali, istikbali, gelişmesi açısından en uygun sistemin başkanlık sistemi olduğunu şimdiye kadar tüm liderler söylemiş. Ama nedendir, niye buna geçilememiş diye bakıldığı zaman bizde bir alışkanlık var. İktidara gelen parti, hükümet tamam uygulamaya çalışsa da bunu yapabilecek kadar, çünkü 367'yi bulması lazım ya da 330'u bulup halka sunması lazım. Onu da bulamadığından dolayı da bir türlü olmamış. Muhalefetteki partilerde de bakıyoruz ki kendileri de aynı şeyi istemelerine rağmen kısır siyaseti bir türlü aşamadıklarından dolayı ben yoksam, ben yapmıyorsam kalsın demişler. Hani gönül ister ki bu siyaset bu ülkenin menfaati neredeyse orada olunsun. Ülke birliği bütünlüğü menfaati olduğu zaman da bir araya gelinebilsin. Ama bunu bir türlü yakalayamamışız. Kısır siyaseti de bir türlü aşamamışız. Bunu 15 Temmuz'da bir açlık gibi gözüküyordu ama bakıyoruz ki yine eski alışkanlıklarımız yine ortaya çıktı gibi gözüküyor. Gönül istiyor ki Avrupa'daki gibi sağ siyaset de sol siyaset de İşte biraz önce dediğim ülkenin menfaati söz konusu olduğu zaman bir araya gelebilse, tek ses çıkarabilse, evet diyebilse diyelim. Ama biz de buraya kadar bir türlü gelemiyoruz. Şimdi bakıyoruz ki terör örgütleri, onları anladık. Terör örgütleri bu ülkenin geleceğinin, yani geleceğiyle ilgili, yani biraz önce dediğim ülkenin menfaati ile ilgili bir şey olduğu zaman evet deme şansları olmaz. Onları kabul ediyoruz ama diğer partiler de kısır siyaseti bırakıp biraz önce dediğim gibi ben de olsam şu an iktidardaki parti de olsa bir başkası da olsa sistemle ilgili bu değişiklikte özellikle destek vermesi gerekir, vermeliydi. Ama bakıyoruz hakikaten bu tarihi fırsatı ilk defa iki lider bir araya gelmesi, iki partinin bir araya gelmesiyle bu fırsatı yakalamışız. Bunu özellikle tarih ileride özellikle iade edecek. Çünkü 90 küsür sene olmuş Cumhuriyetimiz kurulalı. Hep aynı şey söylenmiş. Cumhurbaşkanlarıyla başbakanların kavgalarına şahit olmuşuz. Cumhurbaşkanı yetkilerine bakıldığı zaman hakikaten şu an yetkinin
sınırı yok. Limitsiz gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı yanlış da yapsa, çalışmasa da bir hesap verme gibi durum yok şu an. Bakıldığı zaman. O zaman bir insana bir yetki verdiğiniz zaman bir hesap verebilmeli. Yani bu yeri gelecek olan inşallah 16 Nisan'daki oylamadan sonra gelecek olan sistemde bu hesap verebilir hale gelecek. Bu çok önemli. Yani Cumhurbaşkanları ile Başbakanların kavgası da olmayacak. Neden? Her halükarda Başbakan Cumhurbaşkanı olayına bakıldığı zaman yetkiler şu an Başbakan kalkıyor, Cumhurbaşkanı da olmuş olacak. Ama Cumhurbaşkanı yasama değil yürütmenin başı olmuş olacak. Yani kanunu meclis yapacak, Cumhurbaşkanı ve bakanlar bu işin yürütmesini yapacak. Yani burada yetkiler artık özellikle ayrışıyor. Yani burada kim ne yapacaksa işi belli olacak. Herkes de halka hesap verebilir hale gelecek. Burada halkın önüne çıkan, yani halka ne istersin dediğin zaman, halkın kanaatine, söylediğine bakıldığı zaman halk yanlış yapmamış şimdiye kadar. Yanlış kolay kolay yapmaz. Neye yapmaz diye bakıldığı zaman ortak akıl, münferit akıldan sürekli olarak üstündür. Yani burada bilgi yarışmalarını bazen örnek veririz. Bakarsın her soruya doğru cevap veriyor gibi olan bir yarışmacı bir soruda takılır. Halka yani seyirciye soralım der. Seyirciye sorulduğu zaman dikkat edin %99 seyirci doğruyu gösterir. O nedir? Ortak akıl meselesidir. Yani orada ortak akıl mutlaka münferit akıldan üstündür. Şu an iki lider, iki parti bunu halka soralıma getirdi. İki lider de bu gerekeni yapmış oldu. Yani şu an Cumhurbaşkanı bu seçim olduktan sonra evet çıkarsa kral olur falan diyorlar ya, bu milletin, bizim milletimizde krallık falan şimdiye kadar olmamış. Başkan olur, yardımcıları olur. Yani işi sapıtmaya, çarpıtmaya çalışma gibi bir mantık var. Şu an bakıldığı zaman Cumhurbaşkanı üzerindeki yetkilerin bir kısmını devretmiş gözüküyor. Yani Cumhurbaşkanı artık meclisin üzerindeki, yani milletvekillerinin üzerindeki sorumluluk da artmış oluyor. Biz şimdiye kadar, ben yıllardır bu partinin içerisindeyim, kurucuyum. 2001 yılından bu tarafa kadar ilçe başkanlığı da, belde başkanlığı da yaptım. Ne gördün diye bakıldığı zaman biz vekillere, halkımız olarak, bizler olarak rahatlıkla ulaşıp bölgeyle ilgili sıkıntıları anlatıp bunların çözümüyle ilgili ne gerekiyorsa yapalım sözünü her zaman almışızdır. Ama yasa çıkarmayla ilgili meclise kadar geldiği zaman orada zorlanmışızdır. Bundan sonra vekillerimiz yasa çıkarmayı, onlardaki yetki yasa çıkarma olacak. O zaman ne oluyor? Halkın istediğini yapma şansımız, yaptırma şansımız daha da artacak demektir. Bu çok önemli. Başkanım, bir de bu süreçte işte meclisin feshedilebileceği seçilen başkan tarafından tartışmaları var. En çok konuşulan konular arasında. Bu gerçekten var mı? Başkan istediği zaman meclisi feshedebilecek mi? En önemli konulardan birisi bu. Meclisi feshederse kendi görev süresi de dolmuş mu oluyor? Yoksa kendisi görevde kalacak, yeniden sadece mecliste milletvekillerinin seçilmesini mi isteyecek? Özellikle bu konuda bir karmaşa var. Daha doğrusu eleştiriler var bu konuyla ilgili muhalefet. Şimdi bunlar işin özüne bakıldığı zaman burada şeyle ilgili işin özündeki maddelerden ziyade birilerinin ortalığı böyle bulandırma ile ilgili sözlerine bakıyoruz. Ama şurada 18 madde var. 18 maddeye bakıldığı zaman 18 maddenin özünde yatan tek başına iktidar. Yani burada istikrar. Kime ne yetki verdiysen hesabını sorma, verebilme. Burada da herkes işine bakma mantığı var. Ama Cumhurbaşkanı meclisi fesheder mi? Zaten edecekse kendi de seçime girecek. İki hakkı var. İki hakkını bu şekilde kullanır mı birisini? Yani o mümkün değil. Yani burada ben şu an belediye başkanıyım. Belediyedeki uyguladığımız sistemin hemen hemen aynısı mecliste, yani Ankara'da da uygulanmış olacak. Biz belediye başkanı olarak seçime girdiğimiz zaman meclis üyelerimizi bir sandıktan seçiyorduk. Başkanı da seçiyorduk. Öyle seçildik. Başkanın görevleri nedir? Başkan şu an yardımcılarını belirliyor. Neticede encümenlerini belirliyor. Meclis üyeleriyle beraber, meclisiyle beraber işte mecliste çıkan kararları da uygulayaraktan
devam ediyoruz. Yani buradaki sistemin hemen hemen aynısı orada uygulanacak. Ama bakıldığı zaman biz belediye başkanı olarak bir daha düşünürsek, halk istiyorsa, seçerse işte aday olduk tekrar olabileceğiz. Meclisteki vekillerimiz de, meclis şeylerimiz de tekrar isterse seçilebilecek. O zaman ne oluyor? Yani eğer ki meclis üyeleri, yani vekillerimiz Ankara'da Cumhurbaşkanı'yla ilgili çalışmıyor ya da yanlış yapıyor derlerse meclisin 3/2 çoğunluğuyla Yüce Divan'a gönderme durumu var. Yani burada bakıldığı zaman böyle bir olay olur mu? Yani çok ciddi bir şeyler olması lazım. Yani bu uzlaşma kültürünü öne çıkarıyor. Yani mecliste birlikte hareket etmenin önünü açıyor. Herkes de çalışmak mecburiyetinde kalacak. Yani her halükarda herkes halka hesap verecek. Yani burada bu meclisi laveder mi? O zaman tersinden al. Mecliste Cumhurbaşkanı'nı düşürür mü? Yani burada ikisini de halk seçiyor. Evet. Halkın seçtiği insanlar halk ne derse onu yapmak mecburiyetinde. Yapmadığı zaman asıl tokadı halk vurur. Yani o kendi içinde bir sıkıntıdan ziyade halka hesap vereceği olduğu için herkes orada hakem halk. Halka göre kendine çekil düzen verir. Halka göre kendine şeye kor. Yani onun için onlar da boş laflar bakıldığı zaman. Peki efendim, en önemli tartışmalardan birisi de seçilme yaşının 18'e inmesi. Siz de seçilmiş bir kişi olarak yerel yönetimde başkansınız. Nasıl buluyorsunuz bu maddenin 18 yaşa inmesini? Bir rol model çıkar mı 18 yaşında bir vekilimiz olur mu sizce? Şimdi şu var, hani şu an seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25. Ama mecliste kaç tane vekilimiz, kaç yaşında, en genç kim var diye bakıldığı zaman bir tane 30 yaşında vekil var, vekilimiz var. Sena Nur Ara, Antalya milletvekilimiz. Yani baktığın zaman şu an 25 en düşük seçilme yaşı. Onda da yok. Yani burada gençlerde hakikaten çok donanımlı gençler var mı? Var. Bana göre mecliste bayanlarımız da, gençlerimiz de, belli bir yaştaki arkadaşlarımız da olması lazım. Yani mecliste herkesin de insan olması temsil olayını eksiksiz yerine getirmiş olur. Gençlere sen 18 yaşında suç işlediği zaman ceza verebiliyorsun. İyi doğruyu ayırabilecek şekilde diyorum da vekilleri seçtirebiliyorsun. O zaman seçilme de olması lazım. Yani burada gençlerin hepsi de sanki yani milletvekili olacakmış gibi bir yaygara çıkarılıyor. Bunun yanında da askerliğini yapmamış adam vekil mi olur falan diyorlar. Burada bayanlar da var. Bayanların askerlik mecburiyeti mi var bakıldığı zaman. Yani burada sadece yani eleştirelim, kafa karıştıralım mantığı var. Ama 18 yaş hakikaten gençler, ne öyle gençler var ki şu an mecliste yani böyle 50-60 yaşındaki vekiller var. Onlardan çok daha donanımlı, çok daha pratik zekalı diyelim. Bunların tecrübe kazanması lazım. Siyasette hakikaten bakıldığı zaman siyasi tecrübe yaşlanarak değil yani yaşanarak kazanılır. Onların önünü yani yaşlı olunca değil de yaşayarak bu gençleri de kazandırmak lazım. Önünü açabilmek lazım. Onlara o saygıyı göstermek lazım. Bana göre o da tutmadı. Şu an her ne kadar o şekilde olsa da. Ben hani 550 tane vekil neden 600 oluyor diye oradan da eleştiriyorlar. Ona da bakıyorum ben. Ya şu an bizim 550 vekilimiz var. Bu çalışmayla 600'e çıksın denmiş. Ama Avrupa ülkelerine bakıyoruz. Gelişmiş ülkelerdeki duruma bakıyoruz. Temsildeki duruma bakıyoruz. 80 milyon nüfusumuz var. 550 vekille idare ediliyoruz. İngiltere'nin 65 milyon nüfusuna 1400 küsür tane vekil düşüyor. Baktığın zaman İspanya 46 milyon nüfusuyla 900 küsür vekil var. İtalya 65 milyon nüfusuyla öyle 900'lerin üzerinde. Fransa'ya bakıyoruz öyle. Fransa'nın 65 milyon nüfusu 66 milyon nüfusuyla yine o da. Yani burada bakılıyor ki ya bizim bir tane vekilimize 140 bin tane nüfus düşüyor. Avrupa'da 70 bine bir tane düşüyor. Ben Aksu'da şu an 70 bin nüfusun başkanlığını yapıyorum. Her yere yetişebiliyor mu? 4 tane başkan yardımcım olmasına rağmen
Orada müdürlerimiz de olmasına rağmen biz Aksu'ya yetişemiyoruz. 70 bin nüfusa. Yani bir tane vekillerimize bakıyorum Ankara'ya gittiğim zaman hakikaten benden çok daha yoğun. Yani ne oluyor? Buralara geldiği zaman vatandaşımız da diyor ki ya siz neredesiniz diyor. Bana da soruyorlar neredesiniz diye. Yani burada hakikaten bir rahatlatma var, daha rahat çalışma var. 50 vekilin fazla olması bu millete çok fazla yük değildir ama görevini yapmadığı zaman, yapamadığı zaman, zaman bulamadığı zaman onun götürüsü ne olur onun hesabını yapmak lazım. O da çok bir şey ifade etmedi artık. Bunu da bıraktılar. Onda da. Başkanım, konuşmamıza devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Tekrar konumuza devam edeceğiz. Evet, referanduma doğru programın konuğu Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'di. Kendisiyle referandum sürecini ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini konuştuk. Referanduma doğru programı reklamlardan sonra devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Referanduma doğru programı reklamların ardından devam ediyor. Konuğumuz Aksu Belediye Başkanı Sayın Halil Şahin. Efendim, reklamlardan önce en son partili cumhurbaşkanlığı sistemi ve muhalefet kanadının eleştirilerinden bahsediyorsunuz. Eleştirilerin boş çıktığından bahsetmiştiniz. Sizi dinliyoruz efendim. Buyurun. Şimdi referandum siyaset üstü bir konu. Siyasetin içerisine çekmeden yıllardır gelmiş geçmiş tüm liderlerin hepsinin ortak bir sesle tek başına iktidar olması gerekir, istikrar olması lazım bu ülkenin hızlı gelişebilmesi için. Bunun için de mutlaka başkanlık sistemi olması lazım demelerine rağmen kısır siyaseti biz bir türlü aşamamışız. İktidardaki parti istese de diğer partiler tamamen karşısında olmuş, neyi yaparsa yapasın. Yani bir Ankara'da meclisteki duruma bakıldığı zaman iktidar partisi ne diyorsa diğerleri hep tamamen karşısına geçmiş. Bu mantıkla bu ülke ne kadar idare edilir, ne kadar gelişebilir diye bakıldığı zaman her ne kadar biz bakıyorum 15 yıldır bu ülkenin ekonomisini dünya üzerinde 33. büyük ekonomiden 16'ya kadar çıkarmışız. Yeter mi diye bakıyoruz. Önümüze de bir hedef koymuşuz. Bunu 2023 yılına kadar dünya üzerinde 10. büyük ekonomi haline getiririz diyoruz. Hedef o. Ama bakıyoruz hakikaten 17-25 Aralık'ta bir hesapları tekrar kontrol etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Arkasından bir 15 Temmuz gelmiş. Orada da tekrardan bir şey var, kayıplar var. Yani bu ülkenin üzerinde hakikaten ciddi oyunlar var. Bunu görebiliyor olmak lazım. Yani bizim güçlü olmamız lazım. Ben hep söylüyorum. Karınca kütüğü nasıl terk etmez? Kütük ne kadar büyük olursa öyle terk etmez. Yani bizim bu ülkenin hakikaten yüz ölçümüyle, nüfusuyla bakıldığı zaman büyük ülkeyiz ama çevirdiğimiz paraya bakıldığı zaman biz hala Fransa ile bile örnek kıyaslama yapıldığı zaman kendimizi daha onun yarısıyız. Biz ne oluyor? Biz daha dünya üzerindeki 10. büyük ekonomi olabilmemiz için daha hızlı gelişmemiz lazım. Yani burada 17-25 Aralık'ta bu ülkenin üzerinde oynanan oyunlara bakıldığı zaman dış güçler özellikle bizi nasıl yerimizde tutabiliriz, nasıl önümüzü kesebilirler onun hesabını yaptıklarını o zaman görmüştük. Yani burada 10 tane ağaç parklardan sökülüyor gibi yaygarası çıkarılmıştı. Ama gerçek o muydu? Kafalarının arkasında ne var diye bakıldığı zaman özellikle İstanbul'da sorduklarında ne dediler gençler sokağa dökülenlere? Biz Kanal İstanbul'u istemeyiz. Özellikle oradaki havalimanını istemeyiz, köprüyü falan da istemeyiz demişlerdi. Bunu istemeyenler şu an nerede saf tutuyor diye bakıldığı zaman onlar şu an hayır cephesinde buluşuyorlar. Kanal İstanbul'u niye istemezler? Kanal İstanbul'dan geçen gemiler bundan sonra bu ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Şu an Montreux Antlaşması'ndan dolayı biz boğazlardan ne kadar söz hakkımız var, ne kadar gelirimiz var diye bakıldığı zaman sıkıntı. Ama Kanal İstanbul bunun bir alternatifi gibi olacak. Bu ülkenin önünü açacak ciddi bir maddi şehit olacak bir proje. Buna karşı çıkıyoruz dediler. İstemeyiz bunu dediler.
Ama sokağa dökülüş gayeleri özellikle ağaçtı. Öyle gösteriyorlardı. Havalimanını istemeyiz dediklerinde, yani bu neden havalimanını istemezler? Biz havalimanı yapılmasını istemiyoruz diyenlere bakıldığı zaman, bunu şu an Frankfurt Havalimanı uluslararası transit geçişlerde kullanılan bir havalimanı Almanya'da. Bizim havalimanının 50 milyar dolar gibi bir getirisinin olacağı, ülke ekonomisine bak, getirisinin olacağının hesabı yapılıyor. Bizim İstanbul'daki bir havalimanımız özellikle Frankfurt'tan konum olarak çok daha iyi, ondan çok daha kullanışlı bir durum olacak. Almanya tabii bunu istemiyordu. O zaman bu 17-25 Aralık'ta sokağa dökülenlerin arkasında yine Avrupa ülkelerinin olduğunu, özellikle Almanya'nın olduğunu görmüştük o zaman. Onlar köprüyü de istemiyorlardı. Bu neyi gösteriyor? Bu ülkenin önünü açacak büyük projeleri engelleyelim. Bu ülke gelişmesin, kontrol altında dursun. Kendi içinde birbirleriyle sürtüsün dursun. O mantıkla hareket edildi. Biraz önce küçük örneğini verdim. Yani bu ülkedeki oynanan oyunların bozulabilmesi için bizim kendi göbeğimizin kesilebilecek şekle gelmesi lazım. Yani biz kendi göbeğimizi kendimiz kesebilmemiz lazım. O zaman bakıyoruz hakikaten biz potansiyelimiz var ama bunu kullandırtmamakla ilgili ciddi bir oyunların olduğunu da üzerimizde görüyoruz. Yani uyanık olmak lazım. Yani bu ülkenin kaderi her 1,5 yılda değişen hükümetler olmamalı. Yani özellikle bakıyorum 10 yılda da ihtilalleri görüyoruz. İhtilalleri neye yapılmış diye bakıyoruz. Cumhurbaşkanını seçtirmemişler, güçsüz hükümetler olsun istemişler. Ortalığı karıştırmışlar. Daha sonra ihtilallerden sonra bakmışız ki belli kurumlar belli kişilerin kontrolünde tutulmuş. Yani bunu yüksek yargıda da görüyoruz. Üniversitelerde de görüyoruz. Bunu özellikle askeriyenin içerisindeki son 15 Temmuz'daki darbe girişimi, yani işgal girişimi diyoruz ona, orada da görüyoruz. Emniyette hadi temizlik olmuş daha önceden, iyi ki de olmuş diyoruz. Yani bir yere kadar temizlenmiş. Ama bunları mutlaka bu ülkenin önünü açabilmek için bunların artık bertaraf edilmesi lazım. Onu da görmek lazım. Hani bazen diyoruz ya okuyabilmek. Ben 70'li yıllarda ortaokulda, 80'li yıllarda işte lise, üniversitelerde okuduk, Eczacılık Fakültesi'ni ben 82 yılında bitirdim. O zamanlara bakıldığı zaman sokağa dökülenler, dökmeye çalışılanlar, gençlerin o zamanki haline baktığın zaman göremiyorduk. Birçok şeyi sanki darbe girişimi yapıldığı zaman, darbe yapıldığında bu ülkeyi kurtardılar gibi görüyorduk. Ama daha sonra baktık ki sokağa döktükleri sağda olsa, solda olsa aynı adamlar sokağa döktüğünü gördük. Amaç başkaymış. Darbe yapıldıktan sonra ertesi gün her şey kesiliyordu. Sonra baktık ki belli kurumlar, belli yerlerin eline geçmiş. Bunu 15 Temmuz'da gördük. Yani hava kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin özele bakıldığı zaman üst düzey komutanlarının illegal yapıların eline geçtiğini gördük. Terör örgütlerinin eline geçtiği zaman ne olduğunu gördük. Terör örgütleri kendi arasında çok bir değişiklik olmaz çünkü aynı yerden emir alırlar. Nihayetinde şu an bakıldığı zaman aynı yerde de saf tutarlar. Yani okuyabilmek lazım dediğim o. Yani geçmişi iyi okuyabilmek lazım. Bunu biz okuyabilmişiz mi diye baktığın zaman hakikaten 15 Temmuz'da okumuşuz. Yani burada daha önce bizim şu anki dediğimiz yıllarda olmayan gençlerimiz şu an ben 15 dakika içerisinde Cumhuriyet Meydanı'na gittiğim zaman orada sağda da olsa soldan da olsa gençlerin orayı doldurduğunu gördük. Demek ki geçmişte bu tecrübeleri yaşayanlar okuyabilmiş ki gençlere çocuklarını aktarabilmiş ki gençler de bayanlar da orada vardı. Hakikaten bu kırılma noktaları vardır bazen. Onu yakalayabilmek lazım. Yani burada o gün orada kısır siyaseti açtığımızı görüyoruz. Geçmişi de okuyabildiğimizi görüyoruz. Ama o günü okuyanların bazılarını şu an tekrar kısır siyasete döndüğünü görüyoruz. Yani burada en büyük hatayı özellikle işi siyasete indirgersek yaparız, yapıyoruz. Çünkü bakıyorum ben, yani masaya oturulduğu zaman karşıdaki gerçekten kafasının ucunda, arkasında vatan hainliği varsa, bu ülkenin gelişmesini istemiyorsa, birliğini, bütünlüğünü istemiyorsa, istikbalini, istiklalini diyelim, istemiyorsa o zaman o hayır diyecektir. Zaten vatan hainidir, onunla masaya oturulmaz. Ama benim 18 maddeyi inceledim. Bu ülkenin geleceği mevcut sistemin korunmasıdır diyorsa
ona saygı göstermek lazım. Ama bunu inceledi. Ben şu an bu ülkenin geleceğini, daha iyi ilerlemesini istiyorum. Bu maddeler onu içeriyor. Der de evet diyorsa ona da saygı göstermek lazım. Önemli olan burada ortak akıldır diyorum ben. Yani burada 18 maddenin herkes tarafından incelenmesi gerekiyor. Ana Muhalefet Partisi liderinin şu an baktığın zaman Cumhurbaşkanı ile Başbakan farklı partilerden olursa, anlaşamazlarsa ne olacak dediğini gördükten sonra baktaki dediğimiz doğru. Yani adam daha hala 18 maddeyle ilgili yorum yapıyor, eleştiri yapıyor, maddeleri dahi okumamış. Böyle olarak imkansız gibi bir şey yani. Başkanı yani şu yani. An Cumhurbaşkanı yok, başbakan yok zaten, evet. O yeni sistemde orada başkan var. Yani Cumhurbaşkanı var. Yani orada bunu dahi okumadan bu şekilde konuşulduğu zaman neyi gösteriyor? Hakikaten yani gönül istiyor ki bu konu ciddi bir konu. Bu ülkenin yıllardır beklediği, tüm gelmiş liderlerini istediği bir sistemi ortaya getirmeye çalışıyoruz. Yani burada iki lider hakikaten tebrik etmek lazım. Belli bir yaşa gelmiş liderler. Sanki Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın bir işi görülüyor ya da Devlet Bahçeli'nin bir işi görülüyormuş gibi bir algı var. Ama işin özünde yatana baktığın zaman Tayyip Erdoğan'ın şu an yetkiler Cumhurbaşkanımızın bundan daha fazla yetki olmaz. Ama yetkilerini şey yapıyor. Yani burada son 15 yıldır hakikaten tek başına iktidarı görüyoruz. Bu ülke tek başına iktidar olduğu dönemlerde istenilen şekilde gelişmiş. Yani onu görüyor olmak lazım. Son 15 yıldır koalisyonları unuttuk. Koalisyonu unuttuk ama Haziran seçimlerinde ne oldu? Tek başına %41 ile hükümet çıkmayınca oy vermeyenler bile keşke tek başına bir iktidar çıksa da işimiz bir önümüzü bir görebilsek de dendi. Yatırımcı bir yerde istikrar yoksa gelip de yatırım yapmaz. Şimdi şu an herkes bekliyor bakıldığı zaman. Yani 16 Nisan'da ne olacak? 16 Nisan'da sağduyunun sesini göreceğiz. Yani bu ülkenin hakikaten %70'lik bir kesimi sağduyuludur. Ben bunu yıllardır görüyorum. Zaten de öyle çıkıyor. Yani burada değişik partilerde, yani bir partinin içerisinde hepsi sağduyulu demiyorum. Yani burada ülke meselesi, menfaati, birliği, bütünlüğü olduğu zaman bir araya gelebilecek her partilerin içerisinde toplamda %70 oy çıkmıştır. Zaten şu anki başkanlık sisteminin, yani referanduma konu olan başkanlık sisteminin ilk adımı 2014'te atılmıştı. Yani Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçsin, vekiller mi seçsin dediği zaman işte %69'luk bir kesim Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin demişti. Şu anda bunun ikinci adımı. Yani burada herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse, yani bu ülkenin geleceğiyle ilgili olan bu konuda ciddi davranırlar da incelerlerse, özellikle aklı selim kesimin, sağduyulu kesimin işte dediğim gibi %70'liğinin oyunun alma ihtimali var. Alınır inşallah. Yani burada gönül ister ki, yani burada hayır cephesinin de ne dediğine bakmak lazım. Özellikle kimlerle hangi safta duruyorlar bakmak lazım. Camiye bile gitsen etrafına bir bakarsın safta kim var diye. Ben burada herkes nerede saf tutuyorsa safındaki insanlara da bakması lazım. Yani burada kendi partilerinin içerisinde koltuk bulamayanlar ya da kısır siyasetten bir türlü aralaşamayanlar. Yani ben de yapmak istesem bile ben yoksam, ben yapmıyorsam dursun mantığıyla hareket etmeyi biz 100 yıla yakındır yaşamışız. Ama bu tarihi fırsatı yakalamamız lazım. Çünkü bu ülke hakikaten, özellikle Abdullah Hamit Han'ın meşhur bir sözü var. Yani biz çadırı çakalların, sırtlanların güzergahına kurmuşuz der. Hakikaten doğru bir söz. Yani bizim şu an Anadolu olarak bakıldığı zaman ülkemiz, yani biz cennet bir ülkede yaşıyoruz. Bunun da bir vebali var. Bunun da bir sorumluluğu var. Çünkü bu ülkenin üzerinde oynanan oyunlar ne bugünden ne dünden başlamış değil. Yıllardır var. Sonu da gelmez. Çünkü bu ülkenin ilerlemesini istemeyen çok kesimler var. İçerimizdeki hainler olmamış olsa biz dışarıyla olan mücadelemizi yerli yerine getirebiliyoruz belki ama içerimizde de dikkat etmemiz lazım. Belli hain olarak olanlar var ama kendi vatandaşımızın da biraz daha uyanık olması lazım. Yani burada geçmişi okuyabilmek lazım, dinlemek lazım, kısır siyaseti de bana göre bırakmak lazım. Burada gönül ister ki herkes katkı sağlasın.
Çünkü burada sistem değişikliğini sanki rejim değişikliği yapılacakmış gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Yani burada cumhuriyet rejimi aynı kalacak neticede. Bu ülkenin bayrağı mı değişecek, dini mi değişecek, ondan sonra dini mi değişecek, dili mi değişecek, başkenti mi değişecek, bayrağı mı değişecek diye bakıldığı zaman yani burada öyle bir yaygara çıkarılmaya çalışılıyor ki sanki cumhuriyet elden gidiyor gibi. Ya halkın seçtiği liderler, vekiller işin içinde olacak. Buna da diktatör mü seçeceğiz gibi ortalığı bir sulandırmaya çalışıyorlar, kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Diktatör varsa, bu ülkede diktatör olmamış zaten de, yani halk diktatör seçer mi? Halkın seçtiğine güvenmeme olur mu? Yani halk sanki deliyi seçer mi diyorlar. Ya halk ne isterse, testinin içinde ne varsa dışına onu sızdırır. Bu halk testinin içinde su varsa suyu sızdıracak. Süt varsa sütü sızdırır. Halkın seçtiğine güvenmeyen, halka güvenmeyen insanlar da tabii ne olacak? O da kendine göre hayır cephesinde saf tutmaya çalışacak. Ama ben halka güveniyorum. Burada bakıyoruz bazen bir profesör kendi dalında çok mesafe almış olabilir. Kanala düşmüş birisi kanalda çok fazla ilerlemiş olabilir. Ama normal vatandaşın düşüncesi bazen daha iyi okuma vardır. Yani burada geniş düşünme vardır. Ön yargısız düşünme vardır. Ben halkımızın geneline baktığım zaman ön yargısız düşünmenin daha fazla olduğunu görüyorum. Özellikle halka da güveniyorum. Ben Aksu halkımıza da güveniyorum. Aksu'da da biz Türkiye ortalamasının üzerinde destek vereceklerini düşünüyorum. Yani burada Aksu hakikaten sağduyulu kesimin hakim olduğu bir kesimdir. Burada son kalan bu bir haftaya yakın, bir hafta civarında bir süre var. O sürede de herkes birbirini bilgilendirecektir, tekrar düşünecektir diyorum ben. Bizim Aksu halkımız terör örgütleriyle de aynı safta saf tutacaklarına da inanmıyorum. Özellikle tekrardan durum değerlendirmesi yapacağına inanıyorum. Sağduyulu kesimin ne kadar fazla olduğu önemli. Çünkü bazen ne oldu diye bakıldığı zaman ne kadar sağlıklı bir sonuç, yani ezici bir çoğunluk ya da ezici bir çoğunluk yine öyle diyelim, çıkarsa ne olur? Herkes işine bakar. Bir anda özellikle piyasalarda yatışır diyorum. Beklenti halinde olanlar var çünkü. İnşallah Aksu'muzun da özellikle Türkiye ortalamasının üzerinde bir sonuç çıkaracağını düşünüyorum. Bazen bakıyorum ben, yani hakimler, savcılar, yüksek kurulunun üyesi 22'den neden 13'e düşürülecek? Ya da yani burada niye yargıyla şey yapıyorsunuz gibi bir durum var. Ama şimdiye kadar bakıldığı zaman özellikle bu darbe girişimlerinden sonra yargı belli kesimlerin eline geçtiğini, özellikle hükümetleri çalıştırmamak için neler yaptıklarını gördük. Yargıda şu an ne yapılacak diye bakıyorum. Yargının 22 tane olan üyesi 13'e düşecek. 7 tanesini bunun milletvekilleri seçecek. Milletvekilleri de bunu seçerken 3'teki çoğunluk da seçmesi lazım meclise bakıldığı zaman. Şu an 3'teki çoğunluk olan bir parti var mı? Mecliste yok. O zaman uzlaşma kültürü ortaya çıkacak. Yani mecliste uzlaşarak seçilecek olan yüksek yargı mensupları ne oluyor? Onlar da ortada olması lazım. Amaç ne burada? Yargının siyasallaşmaması, yargı işine bakması lazım. Yani burada 4 tane yüksek yargı mensubunu Cumhurbaşkanı, yani başkan seçmiş oluyor. 2 tanesi de zaten Adalet Bakanı ve Müsteşar bakıldığı zaman. Yani burada halkın seçtiği Cumhurbaşkanı ve halkın seçtiği milletvekilleri yüksek yargıyı oluşturmuş oluyorlar. Yüksek yargıda diğer yargıyı, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay neyse oraları seçmiş olacak. Nihayetinde herkes halkın istediğini yapmak mecburiyette kalacak. Yargıda istenen nedir? Yargıda taraflı yargının olmaması lazım. Yani orada bunu da uzlaşarak da seçildiği için onu da çözmüş olacak. Yargının ben önemini şey yapıyorum. Özellikle askeri yargı da kalkmış olacak. O da çok önemli. Yani burada herkes aynı yargıya tabi olması lazım.
askeriyeden birisinle sen eğer herhangi bir aranda bir sıkıntı varsa herkes eşit şartlarda yargılanabiliyor olması lazım. Yani askeri sivilim ben askeri yargıda yargılanacak gibi bir durum var. O da bir ayrı bir sıkıntıydı. Bana göre askeri yargının da kalkması önemli. Çünkü burada herkes aynı yargı mensuplarının önüne gelmesi lazım. Yargı da herkes yargı önünde de eşit olması lazım. Yani burada disiplin suçları yine tabii o farklı bir şey. Askeriyenin içerisinde disiplin suçları ile ilgili olur ama normal suçlarla ilgili yargının teke düşmesi de çok önemli bakıldığı zaman. Burada ülke olarak biz hakikaten tarihi bir fırsatı yakalamış durumdayız. İnşallah halkımız gereğini yapacaktır. Siyaset düştü bir konuyu siyasete indirgemeye çalışanların oyununa düşmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu ne sağ ne sol bu ülkenin geleceğidir, sistemdir. Sistem yıllardır istenmiş ama biraz önce dediğim gibi kısır siyaset bir türlü aşılamamış. Ama halk siyasetçilerin yapamadığını halk yapmıştır, yapacaktır bundan sonra da. Özellikle 2014'te bunun ilk adımı atıldı. Sağduyulu kesim %70 diyorduk, 69'u oy vermiş oldu. İnşallah bu dönem herkes üzerine düşeni yaparsa, biz elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Herkes üzerine düşeni yaparsa aklın yolu birdir diyorum. Buradan da ezici bir çoğunlukta evet çıkacaktır diyorum. Başkanım, şimdi tarihten günümüze kadar gelen cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında yaşanan krizler nedeniyle ekonomik krizler yaşanması, halkın fakirleşmesi, işte gecelik faizlerin artması, bankaların batması, terör örgütlerinin hayır kampanyalarına destek vermesi, Avrupa'daki bazı ülkelerin hayır kampanyasına destek vermesi, önümüzde çizilen tablo ayan beyan açıkken acaba neden ana muhalefet partisinin hayır kampanyasını nasıl açıklayabilirsiniz? Şimdi işte biraz önce dediğim gibi yani burada ana muhalefet partisi bizdeki kısır siyaset dediğimiz olay var ya, yani ben yapmıyorsam başkası da yapmasın. Sadece kıskançlık için Türkiye'nin geleceği yani bir de ilgili karar. Şu anki ana muhalefet partisinin genel şeyine bakıldığı zaman da benim gözlemlediğim, okuyabildiğim ben iktidar olmasam bile, çünkü halkın dediğini yapmayanın iktidar olma şansı olmadığını görüyoruz. Bu halkın da %70'lik kesimi sağduyuludur diyoruz ya. Yani ortaya doğru gelmesi lazım siyasetin. Halk ne istiyorsa onu yapıyor olması lazım. Halkın bugüne kadar değerleriyle barışık olmayan, yani ben şu an yıllardır bakıyorum, başörtüsüyle, bilmem halkın yaşam biçimiyle uğraşılmış. Yani şimdi ne oldu? 15 yıldır bunların hepsi halkın istediği şekilde çözüldü. Ne oldu? Laiklik elden mi gitti? Cumhuriyet mi elden gitti? Yani bunların arkasına kim düşmüş? Yani milleti kim birbirine düşürmüş diye bakıldığı zaman belli yerler, işte yargı, yüksek yargının işte ne amaçla ele geçirildiğini, yani belli kurumların ne amaçla ele geçirildiğini şu an bakıyorum. Halkın istemediğini yapmalarına rağmen iktidarmış gibi bir görüntü vermiş. Yani hükümetleri sıkıştırmış. Ama şu an bakıyoruz ki biz halkın istediğini yaparsak öyle seçilebileceğiz, öyle söz hakkımız olacak hale geliyor ya, öyle algılıyorlar. O zaman ne oluyor? Yani ben halkın istediğini yapmam mantığı da çıkabilir burada. Halkın istediğini yapan kim olursa olsun, halktan çekinmeyenler mutlaka burada bu sistemi savunmuyor olması lazım. Yani burada sistemi savunmuyorsa o zaman bu milletin özellikle 1,5 yılda değişen hükümetleri görmüşüz. Ne zaman ki tek başına iktidarlar olmuş, Menderes zamanında bu ülke hakikaten ciddi bir mesafe almış. Demirel'in ilk zamanlarında 60'lı yıllarda ciddi gelişim göstermiş. Özal zamanında olmuş bakıldığı zaman. Şu an 15 yıldır bizim dönemimizdeki gelişmelere bakıyorum. Ülkenin ekonomisi yani ihracatı 4 kat artmış. Ülke ekonomisi hakikaten 4 katına çıkarmışız. Ama yetmiyor. Hala işte bu ülkenin üzerinde oynanan oyunları biz daha güçlü olarak bozacağız. Kendi güvenimizi kesebileceksek mutlaka işte büyük projeleri de yapmamız lazım. O büyük projelerin önünü kesmeye çalışma mantığı her zaman var. Bunu görüyoruz. Yani burada gerçekten kafasında halk ne istiyorsa onu yapacağım diyen partiler evet demesi gerekir. Onu düşünüyorum. Ama ben
Bir başkası yapacaksa zaten karşı çıkmam lazım. Mantığını görüyorum. Ama halka rağmen ben istediğimi yaptırmam lazım diyenler de belli kesim, yani kurumları elinde tutmaya çalışma mantığı var. Bu kurumlar da bundan sonra ne terör örgütlerinin eline geçer. Çünkü burada halkın istediği olacak. Bu tip illegal yapılanmalar da bir yerlerde olmaz. Bu illegal yapılanmalar mutlaka siyasilerden de destek almıştır. Yani burada onu da okumak lazım. Yani bunu okuduğum zaman ne görüyoruz? Yani burada halka rağmen başka bir şey varsa kafasında, o zaman onların hangi safta tuttuğunu da görüyoruz. Ama işin özünde yatan şu, burada bu seçime, yani bu referanduma damgasını vuracak olan ne var? Burada aklı selim düşünenler zaten yeterli sayıda var. Ama lidere kızma ya da liderlere kızma diyelim, ya da kendi partisinin içerisinde koltuk bulamayanların özellikle bir ezeyanlarını görüyoruz. Yani burada da kısır siyaset işinden bir türlü o alışkanlığı kıramamış olanlar bir cephede gözüküyor. Ama diğer terör örgütlerini zaten hesap alacak halimiz yok. Onlar da bu ülkenin geleceğinin önünü kesebilmek için dış güçlerle birlikte hareket ettiklerini zaten Hollanda'da gördük. Almanya'nın şeyine bakıyoruz, Avusturya'nın bakıyoruz. Yani bu ülkenin önünü kesmek için ne gerekiyorsa ona yapmaya çalışıyorlar. Ya bu oyunlar bitmez. Biraz önce dediğim gibi biz çadırımızı özellikle işte çakalların, sırtlanların güzergahına kurmuşuz. Bu ülkenin bir burada yaşıyorsak onun da bir vebali var, onun da bir sorumluluğu var. Uyanık olmak lazım ama kendi göbeğimizi kesebiliyor olmamız lazım. Gençlerimizin sahip çıkılması lazım. Ben özellikle bir hayır diyenlerin tekrar bir incelemesini, tekrar 18 maddeyi görmesini, incelemesini şey yapıyorum. Duyuma göre hareket edildiği zaman zaten 18 maddeyle hiç alakası olmayacak şekilde konuşmaları görüyoruz. O da yanlış yönlendirme oluyor. Yani burada herkes görerek, okuyarak, düşünerek kararını vermesi lazım. Peki başkanım, 17 Nisan sabahı referandumdan evet oyu çıktı. Tabii ki yeni anayasanın yürürlüğe girmesi için belli bir süre var. Türkiye neyi ilan etmiş olacak evet çıkarsa? Türk halkı şu an evet çıktığı zaman neyi ilan etmiş olacak? Özellikle bu ülkenin daha iyi gelişmesi için, daha müreffeh bir seviyeye çıkması için, ülkenin önünü açabilmek için bu sistemi kabul etmiş olacak. Özellikle bu ülke dış güçlerin oyunlarından kurtulmak istediğini gösterecektir. Geçmişten de neler yaşandıysa onları okumuş olarak kararını vermiş olduğunu gösterecektir. Biz daha fazla gelişmemiz lazım olduğunu gösterecektir. Halkın işte ben ne istiyorsam onu yapacaksınız anlamına da gelir bu. Yani halk şu an ben vekillerimi de başkanımı da seçtiğim zaman tüm siyasi partiler de benim istediğimi yapmak mecburiyetindedir. Benim değerlerimle alay edenler, benim yaşam biçimime karışanları ben karıştırmayacağım anlamına da gelir bu. Yani burada biz de artık dünya üzerinde olmamız gereken yere doğru geleceğiz anlamına da gelir. Peki başkanım, programımızın sonuna geliyoruz. Selik'teki çalışmaları da değindiniz. Kısaca tekrar onun üzerinden geçelim ve bir de tahmininiz var mı referandum sonucuyla ilgili? Bir de tahmin alalım sizden eğer isterseniz. Vallahi şu an ben biraz önce de söyledim. Ben ülkemizin sağduyulu kesiminin dikkatlice baktıkları zaman %70 olduğunu düşünüyorum. Yani burada hedef %70'tir. Ama biz ne kadar çalışırsak, yani şu an her ne kadar AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, yani orada 3 tane parti baş çekiyor. Tabii sağduyulu kesim sadece bu partilerin içerisinde değil, her partilerin içerisinde mutlaka var. Yani genel şeye bakıldığı zaman herkes dikkatlice çalışırsa bu %70 çıkması gerekir. Yani bu 2014 seçimlerinde 69 olmuş ama biz %70 hedef gösteriyoruz.
Ama %60'ın altında da ülke genelinde bir sonuç çıkacağını hiç düşünmüyorum. İnşallah güçlü bir destek çıkar. Çünkü bu ülke vatan hainleriyle aynı safta saf tutmayacak insanların %70 olduğunu en az her zaman görmüşüzdür. Kısır siyasetinden de önümüzdeki kalan bir haftalık sürede çıkılacağını düşünüyorum. İnşallah herkes geçmişi okuyabilir. Yani burada siyaset üstü bir konuyu siyaseti indirgeyerek düşünenler var. Onlar da biraz daha aklı selim düşünürler diyorum. Yani ülkemiz hepimizin. Neticede bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin vatandaşlarıyız. Ülkenin geleceği hepimiz için önemli. Burada kimseyi kırmadan, yani evet diyenlere falan İzmir'de denize dökeceğiz falan demeden, yani Yunanların intikamını mı alıyoruz derler ya adama, almaya çalışıyoruz. Burada evet diyen de hayır diyen de bu ülkenin vatandaşları, ama terör örgütlerinin hayır cephesinde olduğunu da onları ayrı düşünüyorum. Ama bu ülkenin geleceği evet de diyorsa ona da saygı göstermesi lazım. Hayır diyorsa onlara da saygı göstermek lazım. Ama hainleri bir ayrı şeye koymak lazım. Ama kim nereye de saf tutuyorsa safında olanlara bakıp tekrardan da bir düşünmesini istiyoruz. Aksafına güveniyoruz, ülkemize güveniyoruz. Bu ülke cennet bir ülke. Uyanık olması gereken bir ülkedeyiz. Güçlü olmamız lazım. Güçlü olacaksa da siyasi istikrar, irade çok önemli. Bunu da zaten geçmişteki liderler hep söylemiş. Kısır siyaset inşallah 16 Nisan'da bitecektir. Onu istiyoruz. O da bu ülke için önemlidir diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim değerli açıklamalarınız için. Evet, referanduma doğru programının bugünkü konuğu Aksu Belediye Başkanı Sayın Halil Şahin'di. Kendisiyle Cumhurbaşkanlığı, daha doğrusu başkanlık sistemini, partili başkanlık sistemini konuştuk. Neden evet denilmesi gerektiğini konuştuk. Kısır siyasetten kurtulmak isteyenlerin evet demesi gerektiğini söyledi ve kişisel tahmini olarak %70 evet çıkacağını söyledi kendisi. Biz de evet başkanım çıkması gerektiğini söyledi. Ama %60 da 70 bandında çıkar. Alt limit %60'tır ama üst limit %70 olması lazım diye düşünüyorum. %60'ın altında da bir sonuç beklemiyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim. Aksu için de, ülke için de. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınız için. Biz de referanduma doğru programında referandum süreci boyunca konuklarımızla birlikte anayasa değişikliğini konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Kanal V ekranlarından ayrılmamanız dileğiyle mutlu akşamlar.